tous. Merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi Arapça, Hami Sami dil ailesinin Sami koluna bağlıdır ve 28 harften oluşmaktadır. Arapça aynı zamanda dünyada konuşulan 5. dil olma özelliğine de sahiptir. Bizlere okullarda öğretilen Arapça, Fusa adıyla resmi Arapçadır. Fusa denilen resmi Arapça, televizyon, gazeteler veya dergilerde kullanılmaktadır. Kur'an Arapçası da Fusa olup, resmi Arapçanın en eski örneklerindendir. Bugün ise Araplar kendi aralarında Fusa değil, Ammiyece adı verilen kendi lehçelerini konuşmaktadırlar. Yani Irak'ta Irak lehçesi, Suriye'de Suriye lehçesi, Körfez ülkelerinde ise kendilerine ait lehçeler kullanılmaktadır. Arapça ile ilgili bu kısa bilgiden sonra asıl konumuz olan Kur'an okumak için öğrendiğimiz Elif Ba adı verilen Arapça harflerden biraz bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu Kur'an'ın da temelini oluşturan Arap alfabesinin telaffuzun bize öğretilen yanlışlıklardan söz etmek istiyorum. Yanlış olarak telaffuz edilen harflerin bir araya gelmesi Arapçada bazı kötü manalara yol açmaktadır. Bunlardan en önemlisi bize tığ olarak öğretilen Arapça harfin telaffuzu aslında ta'dır. Ve yine aynı şekilde zı olarak öğrendiğimiz harfin gerçek telaffuzu ise va'dır. Belki bunlar küçük hatalarmış gibi görünebilir ama asıl vurgulamak istediğim özellikle bize yanlış öğretilen bu iki harfin telaffuzu Arapçada çok farklı bir manaya, daha doğrusu olumsuz bir anlam ifade etmektedir. Eğer ta harfine t olarak telaffuz edip va harfine de z olarak telaffuz ettiğimiz takdirde bu iki harfin ard arda telaffuzu Arapçada biraz olumsuz anlama yol açmaktadır. Uzun lafın kısası, Kur'an veya Arapça öğrenmek isteyen biri Arap alfabesini öncelikle doğru olarak telaffuz etmek zorundadır. Arapça ile ilgili sormak istediğiniz herhangi bir konuda sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi harflerin doğru telaffuzun nasıl olduğuna bakalım. Elif, Ba, Ta, Sa, Cim, Ha, Ha, Dal, Zal, Ra, Zayn, Sin, Şin, Sad, Dal, Ta, Va, Ayn, Gayn, Fa, Kaf, Kaf, Lam, Mim, Ha, Nun, Wow. Yeah.